Bazı bitkiler böcekleri kendilerine çekmek için oldukça ilginç bir yönteme başvururlar. Onlara bir parfüm sunarlar. Güney Amerika'da yaşayan bu orkide türü yapraklarında özel bir parfüm üretir. Bu parfümün müşterisi erkek arılardır. Erkek arı bu parfümü dişisini etkilemek için kullanır. İnsanlar tarih boyunca güzel kokmak için parfümler ve esanslar kullanmışlardır. Arılar da tıpkı insanlar gibi güzel kokmaya özen gösterirler. Ancak orkide bu parfümü bedava vermez. Arılar için harika tasarıma sahip zararsız bir tuzağı vardır. Bu tuzak sayesinde polenlerini arının üzerine yükleyebilecektir. Parfümün bulunduğu yerin girişi oldukça kaygan bir zemine sahiptir. Erkek arı için buraya konmak çok zordur. Elbette zeminin kaygan olması sebepsiz değildir. Şimdi dikkatle izleyin. Arı tuzağa düşer. Kurtulmak için çabaladıkça sarı renkli polene temas eder. Ve polen arının gövdesine yapışır. Mükemmel tuzak işe yaramıştır. Diğer bir orkide türü polenlerini yüklemek için bir başka yöntem kullanır. Bu bir tuzağa. Arıları cezbedecek hoş kokulu nektar işte buradadır. Bu gördüğünüz uzantı ise orkidenin bubi tuzağıdır. İzlediğiniz arı tuzak mekanizmasını harekete geçirebilecek kadar büyük değil. Ancak bu arı yeterli büyüklükte. Arı tuzağın tetik mekanizmasına temas eder. Ve saniyenin çok kısa bir parçasında polen arının üzerine yapıştırılır. Kıbrıs orkidelerinin sahip oldukları tasarım bir başka yaratılış harikasıdır. Ekranda gördüğünüz desenler, dişi bir yaban arısının birebir boyutlardaki maketidir. Üzerinde mavi, kanat şeklinde desenler vardır. Gövde bölümünde tüy benzeri çıkıntılar bulunur. Dişi arının kanatları, güneş ışığı altında mavi renk alır. Ve gövdesi tıpkı orkide gibi tüylerle kaplıdır. Orkide, dişi arıyı mükemmel bir şekilde taklit etmektedir. Mucize bununla sınırlı değildir. Dişi arı, erkek arıyı etkilemek için özel bir kimyasal salgılar. Çok şaşırtıcıdır ki orkide de aynı kimyasalı üretir ve erkek arıyı kendisine çeker. İşte polenler yapıştı. Erkek arı bir başka orkideye yöneldiğinde poleni beraberinde taşır ve bu polenle diğer bir orkide aşılanmış olur. Bu noktada tekrar bir yaratılış mucizesi ortaya çıkar. Orkide bir bitkidir. Dış dünyayı görmesini sağlayacak gözleri veya gördüklerini değerlendirebileceği bir beyni yoktur. Bir bitkinin hiç göremeyeceği, hiç bilemeyeceği bir canlıyı kanatlarından tüylerine, renginden kokusuna kadar her yönüyle taklit edebilmesi, bu bitkiyi de, arıyı da Allah'ın yarattığının bir delilidir. Güney Afrika'da yaşayan dişi yaban arıları kanatsızdır. Zamanlarının büyük bir kısmını toprağın altında geçirirler. Çiftleşme zamanı geldiğinde dişi arı yüzeye çıkar ve bir bitkinin üzerine tırmanır. Burada erkek arıları çağırmak için özel bir koku salgılar ve erkek arının gelmesini bekler. Ve bu bekleyiş genellikle uzun sürmez. Erkek yaban arısı uçarak gelir, dişi yaban arısını alır ve birlikte uçarlar. Güney Afrika'da yaşayan çekiç orkidesinin üreme sistemi yine bir yaratılış harikasıdır ve mükemmel bir mühendislik tasarımıdır. Orkidenin çiçek kısmı kanatsız dişi bir arı şeklindedir. Çiçek, dişi arının ürettiği parfümün bir kopyasını üretir. Erkek arı bu minyatür maketi dişi arı zanneder ve onunla birlikte uçmaya çalışır. Ve elbette başaramaz. Peki bunun orkideye faydası nedir? Cevap, orkidenin dahiyane tasarımında gizlidir. Sol tarafta bulunan mor renkteki bölüm dişi arı maketidir. Sağ tarafta bulunan küçük kabın içinde ise yapışkan polenler vardır. Dişi arının maketinin bulunduğu bölüm küçük ama çok sağlam bir mafsalla bitkiye bağlanmıştır. Bu mafsal maketin herhangi bir zorlanma karşısında polen kabına doğru hareket etmesini sağlar. Arı dişisini alıp uçmaya çalışırken bu mekanik tasarım sayesinde polen kabına temas eder. İşte polenler arının üzerine yapıştı.